Merhaba arkadaşlar, Çöz Kazan Yayınları Dil Bilgisi Soru Bankası'nı çözüyoruz. Anlatım bozukluğu ünitesinin ikinci testinde ilk sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım cümlemizde nasıl bir anlatım bozukluğu var. Arada bir kaçamak yapıp deniz kıyısına kadar uzanıyor, dolaşıyorum. Uzanıyormuşum, ben dolaşıyormuşum. Peki nerede? Burada deniz kıyısına kadar uzanıyorum diyor ama burada neredenin cevabını vermiyor. Deniz kıyısına kadar dolaşıyorum gibi anlaşılıyor arkadaşlar. Muhtemelen dolaştığı yer denizin kıyısı. Bu durumda ben orada dolaşıyorum ya da deniz kıyısında dolaşıyorum dersem buradaki anlatım bozukluğu ortadan kalkar. Peki burada nasıl bir anlatım bozukluğu var? Dolaylı tümleç eksikliği var arkadaşlar. Yani öge eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Bakalım diğer cümlelere. Buralardan gitmeyi ve bir daha dönmemeyi istiyor demiş. Buralardan gitmeyi ve buralardan dönmemeyi olmaz. Çünkü ikinci cümleme dolaylı tümleç koymazsam birincisinin dolaylı tümlecini kullanacak. Yani şöyle olacak. Buralardan dönmemeyi istiyor olmaz. Buralardan gitmeyi ve buralara dönmemeyi istiyor diyebilirim. Burada da yine dolaylı tümleç, buraları sözcüğü dolaylı tümleç görevinde olduğu için cümlede dolaylı tümleç eksikliği vardır. Bu nedenle cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hemen. Belediyenin sosyal ve kültürel işleri müdürlükleri birçok sosyal faaliyet düzenliyor. Belediyenin sosyal işleri müdürlükleri olmaz. Sosyal işler müdürlükleri olur. Kültürel iş olur. Buradaki takı cümlenin anlamını bozuyor arkadaşlar. Sosyal ve kültür işleri denilse belki anlatım bozukluğu ortadan kalkabilirdi. Sosyal işleri olmaz. Bu nedenle buradaki tamlamadan şu şekilde kullanılan bu tamlamada bir hata var. Tamlama yanlışlığı bizim sorunumuz. Üçüncü sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır demiş. Bakalım. Dinlenilen bir melodinin zihinle canlandırılabilmesi yeteneği insanlara hastır. Dinlenilen melodi gereksiz ek kullanımıdır arkadaşlar. Dinlenilen değil, edilgenliğe gerek yok. Dinlenen dediğimiz, dinlenen melodinin zihinde canlandırabilmesi yeterlidir. Zaten burada edilgenlik varsa sonraki fiil ya da fiilimsilerde de edilgenlik olması lazım. Canlandırılabilmek gibi bir şey kullanılması lazım. Bakın burada etken yapılı. Dolayısıyla burada da etken kullanmalıyım. Burada anlatım bozukluğum var. Diğer cümlelerde anlatım bozukluğu yok. Bu nedenle okumuyorum arkadaşlar. Dördüncüsüne gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım. Ayağını denk alırsan kimse sana bir şey diyemez. Burada doğru bir kullanım var. Ömrünün hiçbir döneminde gün görmedi, mutlu olmadı anlamında doğru kullanım. Bu kadar çok işi bir günde yapabilmeyi gözüm ısırmıyor. Gözü ısırmak nedir arkadaşlar? Birini bir yerden tanıdık. Birinin bir yerden tanıdık çıkması demek. Yani birini tanıdığını düşünmek demektir. Burada gözümü yemiyor gibi bir anlam katmaya çalışmış bu ifadeyle ama buradaki deyim cümleye uymamış. Bu nedenle burada deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Yaralıları hastaneye karga tulumba taşıttılar. Düzgün olmayan bir şekilde, karışık bir şekilde anlamında doğru bir kullanım. Aklından neler geçirdiğini tahmin edebiliyorum senin. Tahmin etmenin anlamı da burada doğru arkadaşlar. Aklından geçirmek ifadesi de doğru kullanılmış.
Beşincisi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır denilmiş 5. sorumuzda. Nihilizmin hiççilik demek olduğunu felsefe dersinde öğrendik. Sanatın sanat için mi, toplum için mi olduğunu tartıştık. Bilimde yöntem, bilim araştırmalarında izlenen yol demektir. Oğluma her gün portakal suyu sıkar, güzel bir kahvaltı hazırlarım. Şimdi portakal suyunu mu sıkıyormuşuz? Portakalın suyu sıkılmaz arkadaşlar. Portakal sıkılır. Çıkan ürüne de portakal suyu deriz. Bu nedenle burada anlatım bozukluğu vardır. Yasalar zamanla değişebilir, düzeltilebilir. Burada hata yok. 6. sorumuz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Eski dostumla sahil kenarında yürüyüp anılarımızı yad ettik. Şimdi sahil kenarında yürümek ifadesi anlatım bozukluğu içeriyor arkadaşlar. Neden? Çünkü sahil zaten deniz kenarıdır. Deniz kenarına sahil denir. Bu nedenle sahil kenarı diyemezsiniz. Burada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. 7. sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bakalım cümlelerimiz nelermiş? Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce değişik coğrafya bölgelerde yaşamıştır. Zaten okurken bile kulağa rahatsızlık veriyor. Coğrafya bölge diyemeyiz arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Nispet iyisi getirebiliriz. Coğrafi bölge diyebiliriz. Burada yanlış sözcük kullanımı kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Bazı Türk boyları Orta Avrupa'ya ilerlemiştir. Bazıları ise Don ve Volga kıyılarına yerleşmiştir. Bu dönemde Orta Asya'da Göktürk, Uygur gibi güçlü devletler de kurulmuştur. Ayrıca bu dönemde Türkler astronomi alanında da çalışmalar yapmıştır. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok arkadaşlar. 8. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakalım. Matematik alanındaki başarılı adımlar matematiğin astronomi alanında da kullanılmasına yol açmıştır. Astronomide gezegen ve yıldızların hareketleri ölçülmüştür. Hindistan'da çok tanrılı ve tek tanrılı dinlere inananlar bir arada görülmüştür. Budizme göre dünyevi işlerden kurtulmak yeniden doğmanın şartıdır. Matematikte önemli gelişmeler yapan Hintliler bilinen ilk 10 tabanlı sayı sistemini ortaya çıkarmıştır. Şimdi ortaya çıkarmış olmak ne demek? Var olan bir şey vardır. Siz onun tekrar gün yüzüne çıkmasını sağlarsınız. Bu ortaya çıkarmaktır. Ama Hintliler bilinen ilk 10 tabanlı sayı sistemini kendileri ilk defa bulmuş. Bu nedenle biz burada ortaya çıkarmak yerine bulmak ifadesini kullanmalıyız. Sözcük burada yanlış anlamda kullanılmış. 9. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Nesne eksikliği. Bakalım. Osmanlı'da her medresenin ve çoğu caminin kendi alanı ile ilgili bir kütüphanesi vardı. Medresenin kütüphanesi, caminin kütüphanesi anlatım bozukluğu yok burada. Hipokrat, Galen ve İbn Sina'nın çalışmaları oldukça iz bırakmıştır. Osmanlı'da ilk medrese Orhan Bey tarafından İznik'te yaptırılmıştır. Osmanlılar Anadolu'ya yerleşmiş ve kütüphanelerle donatmıştır. Şimdi tek yüklemli cümlelerde nesne eksikliği olmaz genellikle. Herhangi bir ögenin eksikliği ile ilgili bir sorunuz varsa iki yüklemli cümleleri aramalısınız arkadaşlar. Mesela burada. Osmanlılar Anadolu'ya yerleşmiş ve kütüphanelerle donatmış. Yerleşmiş Anadolu'ya. Anadolu'ya mı kütüphanelerle donatmış? Bakın buraya herhangi bir nesne yerleştirmediğiniz zaman şöyle anlaşılıyor.
Anadolu'ya kütüphanelerle donatmıştır. Ne demem lazım? Orayı ya da Anadolu'yu demem lazım. Yani nesnem bu cümlede eksik arkadaşlar. Sultan II. Murat zamanında medreseler çoğalmıştır. Bu cümlede eksiklik yok. 10. sorumuz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? 10. soruda bakalım. Osmanlı döneminde yapılan kütüphaneler bugün de tüm dünyanın ilgisini çekmekte ve övgüyle söz edilmektedir. Neyden? Kütüphaneler dünyanın ilgisini çekmekte, kütüphaneler övgüyle söz edilmektedir. Öyle mi? Hayır, kütüphaneler diyemem. Ne demem lazım arkadaşlar? Kütüphanelerden dünyada ya da bir dakika, cümleyi tekrar okumak istiyorum. Osmanlı döneminde yapılan kütüphaneler bugün de tüm dünyanın ilgisini çekmekte ve nerede kütüphaneler kütüphanelerden dünyada övgüyle söz edilmekte denilmeli. Dolayısıyla burada dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. 11. soruya geldik. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz. Yani gereksiz sözcük kullanımını soruyor bize arkadaşlar. Mevlana'ya göre, Mevlana'ya sevgi diyemeyiz arkadaşlar. Göre burada mutlaka bulunması gereken bir sözcük. Aşk öyle güçlüdür ki, burada öyle cümlenin anlamını güçlendiriyor. Bu da kalabilir. Öyle güçlüdür ki insanı korkularından uzaklaştırarak, öyle güçlüdür insanı korkularından diyemeyiz ki bağlacı burada iki cümleyi birbirine bağlamış. İnsanı korkularından uzaklaştırarak neyden sorusunun cevabını verememiş olacağız korkulardanı çıkartırsak. Uzaklaştırarak onu Tanrı ile birleştirir. Şimdi buradaki onuyu cümleden çıkardığımız zaman cümlede herhangi bir daralma olmuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten buradaki onunun karşılığı burada insanı olarak bulunmuş. İki farklı cümle değil arkadaşlar. İnsanı korkularından uzaklaştırarak insanı Tanrı ile birleştiriyor. Zaten onunun karşılığı olan insan sözcüğü burada kullanılmış. Bu nedenle 5. cümleyi çıkartırsam herhangi bir daralma olmaz. Gelelim 2. testimizin son sorusuna. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Her gün düzenli çalışıldığında ne kadar başarılı olduğunu gördük. Şimdi çalışılmak dediğine göre burada edilgen çatı kullanılmış. Olduğunu gördü dediği zaman da burada etken çatı kullanılmış. Ne yapılması lazım? Cümlede ya her iki ifadenin de edilgen olması lazım ya da her ikisinin de etken olması lazım. Bu nedenle burada çatı uyuşmazlığı var. Her gün düzenli çalıştığında ne kadar başarılı olduğunu gördü dersek cümledeki anlatım bozukluğu ortadan kalkar arkadaşlar.